olmaktan da duyduğum bir heyecan olduğunu belirtmek isterim. Ben Necla Yörüklü, peyzaj yüksek mimarıyım. Şu anda Peyzaj Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı olarak burada bulunuyorum ama bir 23 yıl bir fiil Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde, 6 yıldır da İlfer Belediyesi'ndeyim. 31 yıldır mesleğimi icra ediyorum. Ve bugün aslında sizlere, ben öncelikle Nur Başkanım burada yok, ona ve Ulaş Başkanıma, ardından da bu toplantı için bizi ilmelendiren Sayın Genel Müdürüme, Güngör Bey'e teşekkür ediyorum. Bizi çağırmadığı toplantı bizi o kadar kamçıladı ki, bizi nasıl çağırmazsınız diye. Ertesi gün burada nefesi aldık. Bu gördüğünüz, sizlerle de paylaşacağımız bir kitapçık hazırladık. Yani aslında derdimizi anlattık burada. Nedir? Peyzaj mimarları bu konuya nasıl bakar? Bu iklim değişikliği, adaptasyonu ile ilgili sadece meslektaşlar olarak ya da icracılar olarak değil, sadece birey ve insan olarak nasıl bakmamız gerekiyor? Farkındalıklarımız ne olması gerekiyor? Biraz da oradan yola çıkarak bugünü sağladığınız için teşekkür ediyorum. Ben burada aslında anlatacaklarımı bu kitaptan çok çok daha az ve özet, hani buradan giderken heybelerinizde bir iki cümle kalsın istiyorum. Belki yine de bir şeyleri anlatma, bunu da söyleyeyim, aman bunu da bilsinler filan gibi bir heyecanla da bir laf kalabalığı görebilirsiniz. Ama onların içinden bence selekte edin, işinize ve hayatınıza her ne yapıyorsanız yapın. İster çevre mühendisi olun, ister inşaat mühendisi, harita mühendisi, işte meslektaşlarım burada, ziraat mühendisi, orman mühendisi, kim olursa olsun. Buradan heybesi dolu gitsin istiyorum ve teşekkür ediyorum. Evet. Ve az önce de söylediğim gibi amacımız gelecek için cesur fikirleri ve harekete geçme çağrısını buradan vermek istiyoruz. Yaşadığımız iklim sorunu kolektif bir sorun. Bütün dünyanın ve memleketimizin sorunu. Dolayısıyla bunun böyle kendi kendine gitme hali yoktu. Nasıl oldu bilmiyorum. Bu da bende bir dur demek hali yaratıyor. Böyle bir durayım. Bu bir memleket sorunu. Şu anda karşılaştığımız, İklim adaptasyonunu sağlamaya çalıştığımız, sonuçları iyileştirme çabasında değiliz arkadaşlar. Nedenleri üzerinde ne yapmalıyız? Bunlar neden oluyor? Biz bunlar için ne yapmalıyız? Az evvelki sunum için ve farkındalık için, emek için hem teşekkür ediyorum hem tebrik ediyorum. Evet, aslında bu eylemlilikler önce bir olmuş, sonuçları temizleyelim. O kadar atık yönetimine dair sıkıntılar var ki, olanları bir temizleme eylemliliği, bir de olacak, yani nedenleri ortadan kaldırmaya dönüp bir takım pilot proje örneklerimizi de görmüş olduk. Dolayısıyla bizim burada istediğimiz kolektif anlayışla herkesin bu konudaki söyleyeceği cümleleri söyleyebilmesi ve bunların içselleştirilmesi. Sunum akışında peyzaj mimarlığının ekolojik önemi, ekolojine buradan birkaç cümle edeceğim. Ardından iklim değişikliği politikaları neden gerekli? Etkileri azaltma için stratejilerimiz neler? Ve sonuçta ne söylüyoruz? Evet. Peyzaj mimarlığının ekolojideki önemine değindiğimizde ekolojinin ne olduğunu kısaca tekrar söylemek lazım. Tüm insanların dahil olduğu, fiziksel çevreleriyle ilişkileri inceleyen, bitkiler, hayvanlar, çevresindeki dünya, bütün bu sistem, yaşadığımız hani evren falan diyorlar ya bazen, duyuyoruz etrafımızda, tüm bu sistem ekosistem. Peki, ekolojik sistem içindeki, bakın bu doğal bir alanı, yapılı bir çevredeki halindeki doğal olma haline dönüştürmesine dair bir fotoğraf koymaya çalıştık. Burada gördüğünüz sistemin bütünü bir
ekoloji, yaşam ortamı, insanlar, hayvanlar, canlılar, börtü böcek dediğimiz bitkiler, her şey var içinde. Ve peyzaj mimar, yani peyzajı... Sen de üye misin Feridun Bey odaya? Nasıl? Odaya üye misin? Üyeyim başkanım. Üye değildim, zorlu üye yaptılar, bir de icra gönderdiler başkanım. 10 yıllık bütün aidatı geri aldılar. O bizimledir, bizden vazgeçmez. Şimdi peyzajın ekolojik hizmetler sistemindeki yeri çok önemli. Önce denge, değer katmanlarını üst üste koyuyor, tasarımı şekillendiriyor ve yaşam döngüsü içerisinde bir sürdürülebilirlik sağlıyor. Çok önemli. Aslında peyzaj mimarlığı meselesi etrafınızda çocuklarınız, yeğenleriniz, işte ne bileyim bildiğiniz arkadaşlarınız peyzaj mimarlığı okuyorsa kıymet verin. Acayip güzel bir meslek. Niye biliyor musunuz? Yaşama dair. Nerede yaşıyoruz? Kentlerde. Ve kentlerde doğa parçalarını kurgulayabilme ve bunun planlanma sanatıyla birebir ölçeğe aktarma kafasındaki insanlarla birliktesiniz. Bu düşünceyle çalışma halindeki insanlarla ve bunlar icraatı da yaparken bu işin mühendisliğini de çözebilen meslek grubu. Onun için kurumunuzda da peyzaj mimarlarına lütfen böyle elmas gibi bakalım. Bu da bir not ve espri olsun. Bazı örnekler vermek istiyorum bu noktada. Bu ekolojik bilginin hayatımızda ne kadar önemli olduğuna dair. Örneğin yerli olmayan ve tanıtılan Türk istilalarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu bilgi için örneğin kuzu asması denen bir asma türü var ve bu tür var olabilmek için etrafındaki bitki ve hayvanlarla rekabet ederek bu süreçte çevreye zarar veren bir tür. Enteresan. Bu tarafa baktığımızda, tabii bunun Latincesini aklınızda tutamazsınız ama yine de Coerea lobata diye bilgi vermek istiyorum. Bununla beraber hayatımızdaki rolünde halk sağlığına olan etkisi, doğal hizmetler açısından söyleyeceğim. Son zamanlarda ekolojistler bataklıkların ve sulak alanların sudan toksinleri ve diğer yabancı maddeleri süzdüğünü keşfettiler. Dolayısıyla özellikle Sayın Genel Müdürüm bu arıtma meselesinde doğal filtreleme sistemlerinde ve son zamanlarda yaptığınız bu probiyotik uygulamalarını son derece önemsiyoruz. Araştırma ve denemelerine başladığınızı biliyorum. Dolayısıyla yeni arıtma kafalarında da bu doğal sistemlerden yararlanma hali bulunmakta. Yine halk sağlığı konusunda biyomedikal katkılar sağlıyor. Özellikle bitki ve hayvanların kendilerini avcılardan... Bitki şeyini hangi derede yapmıştık şimdi bu en son hangi? Üniversitede yaptığımız vardı ya Cüneyt Bey. Ürünü deydi galiba orada. Orhan İlde yaptı. Gelmektiver. Orhan İlde daha böyle. Neydi onun ismi? İlkin ismi neydi? Vetiver. Vetiver. Ve. Ve. Vetiver. 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 Evet. Vetiver bitkisiyle. Bursa bölgesinde bir yine dere yatağına onların dikimleri yapıldı. İşte bu kimyasalları arıtıcı, süzücü bir etkisi varmış orada. Olabilir. Yani ekolojik olarak. Botanik olarak. Zaten doğalartmanın amacı o. Bazı köylerde yapılıyor doğalartma. Tamam, bu etkilerden yararlanmak çok önemli. Bizim denediğimiz biraz daha kimyasala yöneliktir. Dolayısıyla yine biyomedikal katkıları açısından baktığımızda doğada birçok bitki ve hayvan kendilerini avcılardan ve hastalıklardan koruyan kimyasallar üretirler ve bunlar da bilim insanları tarafından keşfedilip tedavi süreçlerinde yararlanılıyor. Özellikle kanser tedavisinde Pasifik porsuk ağacından ve lösemi tedavilerinde at nalı yengeçlerinde bulunan hemolimf maddesi üretiliyor. Enteresan keşiflerin olduğunu biliyoruz. Lyme hastalığı denen bir şey var. Mesela bu da çok enteresan arkadaşlar. Çünkü meşe palamudunun bol olduğu yerde bu keneler bol oluyor. Çünkü onların olduğu yerde fare ve geyikler yaşıyor. Onlar da üzerlerinde bu keneleri getiriyorlar. Bu keneler de onlarla birlikte geliyor. Dolayısıyla bu bilginin
Yani meşe palamutlarını mı keseceğiz? Hayır. Ama kenelerin de bize vereceği zarardan kaçınmak için bu bilgileri bileceğiz. Bileceğiz ve öğreteceğiz. Yani sistemin kendisinde, hani buradan kalkıp giderken herkes birilerine bir şey söyleyecek. Bunun için de meslek insanı olmaya gerek yok. Mantığı buradan geliyor. Ekosistem ve ekoloji kavramını bileceğiz. Nerelerde dikkatli olacağımızı bileceğiz. Ama bunlardan da yararlanma halinde olacağız. Yine doğal kaynak yönetiminde nesli tükenmekte olan türlerin korunması gündemde. Özellikle Anadolu'da ve dünyada gelinçik türleri bu fotoğrafta gördüğünüz. Özellikle orta otlaklıklarda ve havzalarda yaşıyor. Şu anda neslinin geri çekilmesine dönük memeli türü bu. Çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de kel, kartal ve alaca şahin çok sevilen türlerden. Bunların da ekolojik araştırmalarla yerinde tutulmaları, yeni yöntemlerle türlerin tekrar kazanımına ve burada yaşamlarını sürdürmelerine dair bir çalışma var. Bunu sanıyorum Mehmet Başkan bilecektir. Çünkü ormancılık çözümlerinde orman yönetimleri, yani geleneksel orman bilimine entegre edilen bir takım yöntemler var. Bilinçli orman yapma sistemiyle. Dolayısıyla sağlıklı orman ekosisteminin korunması sağlanabiliyor. Kontrollü yakma. Evet, belirli alanlarda yakmayla diğer ekosistemi koruma çalışması yapılıyor ama... Yaptınız mı hiç Muhammed Bey? He? Ters yandığına bir şey yapıyorlar. Bu da ekolojik bir şey ya, ters yandığı değil de. Tabii. Var mı böyle bir yöntem ya Türkiye? Var diyorsa var. Evet. Enteresan oldu tabii. Dolayısıyla örnek verecek olursak mesela kent içinde kavakları kesme eğilimi gösteririz. Oysa ki kavaklar bir... Bu arada iki söz var değil mi? Ama şöyle doğru bildiğimiz yanlışlar var. Kavakların polenleri alerji döneminden sonra oluyor. Mayıs'ın başı gibi. Şimdi Mart'ta başlar insanların Mart 15'ten 20'den sonra alerji reaksiyonları. Alerjinin %70'ine çimler sebep olur. Kavaklarda gördüğünüz tohumlardır o uçuşanlar. Ve kavakların bu doğal, hani aslında sistemin kendisi akıllı diyoruz ya, Allah'ın onlara verdiği bir görev var. Yani çok amiyane söylüyorum, böyle söyleyip yalın konuşmak gerektiğini düşünenlerdenim. Kavağın görevi bütün bitkilerin biyoçeşitliliği için, onların tozlaşmasını ve çeşitliliğinin artması için, o uçuşan polen değil, göremezsiniz polenlerini zaten. Gider o tohumları taşır, pamukçu gibi şeyler. Diğer türlerin, ekosistemin, biyoçeşitliliğin artmasını sağlar. Onaylıyor mu acaba daire başkanı? Tozlaşma yapıyor, öyle mi diyorsunuz? Yani bitkilerdeki döllenme olayını mı yapıyor? Ya gidiyor, evet, tozlanmasını tamam. Sağlıyor. Ondakine dişi toncu alıyor, öbürüne götürüyor. Taşıma görevi var yani. Tabii. Pamuk gibi bir şey bu, çok haklı. Kavakların böyle bir görevi var. Şimdi mesela bunu bilinçsizce kavak gördüm. Kes bunun, böyle bir şey yok yani. Ama şehir merkezinde şey yok ki. Sizin olsun, yani yok. Anlatacaksınız. Yani, halka anlatacaksınız. Bu sizin alerji kaynağınız değil. Bunun temelinde sizi rahatsız eden şey şu. Yani temel alerjen kaynağı, alerji geçici bir süre zaten bu dönemde başlayacak. Bu geçecek ama... Peyzajda kullanım örneği var mı? Şimdi ak kavak var, özellikle peyzajda tabii ki muhteşem o görüntüleri. Hayran olursunuz. O yapraklar böyle gümüşü rengiyle döner. O sesiyle inanılmaz ilham verici ortamlar yaratır. Ama ya bu onun doğasında... Manzara dışıdır. Yani bizim hayranlığımıza ben seni seviyorum, sevmiyorum diye bakamayız. Tabii ki kentlerde kullanacağız. Yani bunun için Nilüfer bölgesinde 15 tane kavak için, ya birileri bana dedi ki kavağa mücadele mi edelim? Ve bunun için gerçekten mahalle mahalle insanlara anlatmaya gittim. Evet, insanlar anladınca anlıyor.
bilmeyince hüküm sürüyor. Birbirine de öyle söylüyor ama birisi anlatınca anlıyor bunu. Anlayabilir. Anlayabilir ve bunları bizim birbirimize anlatmamız lazım. Siz kes dediniz diye sizin bürokratınız da size anlatabilmeli. Yani bunda bir şey yok. Siz öyle diyorsanız öyledir diye dememeli yani. Böyle bir şey olmamalı. Dolayısıyla doğanın kendi içinde bir döngüsü var. Bir örnek daha vereyim kalıcı olduğu için. Fıstık çamları. Bir makalemde fıstık çamları için şey demiştim. Doğanın dağların istinatlarıdır. Fıstık çamlarının kök sistemi kazık köprüdür. Yani sen bir gün bir inşaat mühendisi arkadaşımız, hatta abimiz diyeyim, büyüğüm, kendi içinde bir istinat duvarını yıktırmak için yazıyor raporu. Bizi çağırmamışlar ama işte o istinatları korumak için hemen üstünde bulunan fıstık çamları da 40 yaşında falan, böyle öyle güzeller ki kesin diyor. Kesilirken vatandaş bizi buluyor. Ne oluyor abi falan dedim ben. Sonradan rapor tutulmuş işte bilirkişi falan ya. İnşallah ben yanlış mı yaptım acaba dedim. Yani bunlar senin buradaki istinatın taş, duvar, örme, barbakanları yapmamışsın. Duvar su almayla şişmiş, yıkılacak. Senin bunun için söyleyebilecek inşaat önlemlerin olmalı. Ama fıstık çamlarının bir şey yok. Söğüt yok orada. Bazı bitkiler gelir. Senin suyu bulduğun onun doğasında var. Doğru içine giriyor. 30 metre giriyor. Evet. Bazısı var. Ama fıstık çamının zaten havuç gibi aşağıya, yani istinat duvarına gerek yok diyorum. Dağların istinatı diyorum. Bunu yazdığımızda bilinçlendi. Hatta bunun şöyle dedi. Yüksel Erdey, sen bilirsin. Değerli de bir büyüğümüzdü. Ben bunun kefaretini nasıl ödeyeceğim dedi. Bu çok önemliydi. Ben bunun altında ezildim dedi. Abdülkadir Bey'di galiba. Severim de. Yani abi dedim, yani şimdi öğrendim. Bundan sonrası için bu bir bilinç. Ama bunu mesela, bu bilinci kim sağlayacak? İnşaatla ilgili kişiyi, bilir kişileri çağırıyorlar. Güle güle gitsin. Ama orada artık öğrendiği bilgiyi çaprazlayacağız. Birbirimizden duyduklarımızı entegre edeceğiz, soracağız bilmiyorsak. İşte asıl olan benim buradaki sunumumda temel aktarmak istediğim şey bu. Yoksa ben bu kitap neler yazıyor size, çatı bahçeleri örnekleri, tonajları, katmanları, kaç tonu taşır, karbon emisyonu için hangi cetveller var, hepsini verebiliriz. Bilgi paylaşılmak için detayları evinizde, işinizde okuyun. Ama bu bilgileri çocuklarınıza anlatın, etrafınıza söyleyin. Yaparken işi, kontrolleri yapıyorsunuz. Açtığınız zaman projeleri, sen burada sert yüzeyi nasıl suyu geçirdin, drenaj planın nerede, sulama projen nerede, bu detayları sorabilmelisiniz. Yoksa zaten eylem planları kapı gibi var. Projeler yapmaya ne var ki? Bunun sistemi çıkmış. Bizim istediğimiz tam olarak da bu. Tarımsal çözümler de kendi içinde var. Biyolojik mücadeleyi, mahsule verilen zararı kontrol etmek için doğal düşmanları ve haşerelerin avcılarını kullanan teknik sistemler kullanılıyor. Balıkçılıkta da bir takım çözümler var. Haliçlerin kıyılarında mesela balık popülasyonları için fidanlıklar kuruluyor. Onların yavrularını bırakıp geri kaçabilmeleri için korunaklar yapılıyor. Çünkü baraj gibi vesaire onlara ket vuran bazı sistemler balıkların geri dönmesine engel oluyor. Ulaş yavrularına, üreme alanlarına. Dolayısıyla bu gibi ekosistemin kendi içinde sistemler var. Ortak terimlerimizi bileceğiz. O ekosistem, deminki söylediğim, hani hayal edin o resmi, bunun içinde dönen tüm şehir olabilir, vahşi alan, banyo yaşantısı, orman alanları, bunların hepsi bir ekosistem. Ve bu alanlar suyu, havayı, ormanları temizlemeyi, bitkileri ve diğer önemli böcekler, kuşlar, tozlaştırmayı ve kirleticileri emen sistemler, detoksifiye diyoruz. Bunları içeren bir sistemin içinde. Biyoçeşitlilik de şu, az önce söyledim. Gerek
mikroorganizmaların, bitkilerin, mantarların, hayvanların arasındaki çeşitlilik aralığı ve bu varyasyonunda mesela biz nasıl görüyoruz? Bir türde birçok şekilde çiçekler var, şekiller, renk farklılıkları. İşte tam olarak biyoçeşitlilik duyduğumuz zaman da böyle uzun uzun bir paragraf kelimenin anlamını düşünmenize gerek yok. Ama anlatırken önemi aklınıza gelecek. Bu fotoğrafta gördüğünüz bir orkidenin kaç yüz tane çeşidi olduğunu ve olabilme hakkı olduğunu bileceğiz. Var mı? Bunun için de onun bu doğal döngüsünde olması gerektiğini bileceğiz. Çevre tabiri ortak terimlerimiz için. Ve bu fotoğrafta da mesela bir sondaj kulesinde petrol sızıntısını üstten görüyorsunuz. Bütün yaşadığımız fiziksel ve kimyasal çevre ve temas ettiğimiz organizmalar çevre tanımına giriyor. Doğal kaynaklar da bizim bu çevrede yaşayan canlı, cansız bütün maddeleri içeriyor. Ve bir kısım yenilenebilir ve yenilenemez doğal kaynaklarımız var. Yenilenebilirler, yaban hayatı, işte balık yaşantısı, keresteler, su gibi. Yenilenemezler, fosil atıklar ve mineraller. Nüfus dediğimiz bir ortak terimimiz daha var. Nüfus da bütün bir yaşayan bir grubun, bireyler topluluğunu anlatacak. Toplulukta bu bireyler topluluğunun, nüfusların diyeyim, birbirleriyle etkileşime girdikleri popülasyonları bir şeyden, topluluklardan bahsettiğimizde anlayacağız. Şimdi buraya kadar ticari yürüttü size çok da bilimsel bir şey söylemedi. Bundan sonrakiler için de söylemeyi planlamıyorum. Ama lütfen bilimsel olan kitapçığımızı PDF olarak atmamızı isteyin. Şimdi bakıyoruz, yaşanan afetler tesadüf mü diyoruz? Sizce tesadüf mü? Bunca iklime dair şeyler konuştuk. Evet, artık endişelenmeliyiz diyoruz. Çünkü sorunların bu kimliklendirme, yeni ortamlar oluşturma, kaynakların sunuşları önemli dedik. Bizler doğa parçalarını kentlere getirmeye çabalıyoruz ve bu sistemlerle ilgili sağlıklı yaşanabilir dirençli kentler ortaya koymak için de ekolojik kaygılara bağlı alt ölçekli planların geçişini kurgulamaya çalışıyoruz. Ve burada dediğimiz şey de geleceğe hazırlanmalıyız. Özellikle de yenilenebilir alternatif enerji kaynakları ve kullanım planları bu işin olmazsa olmazı ve bu alan öngörülerinin doğayı parçalayan değil, hep doğa temelli konuşuyoruz arkadaşlar, doğanın bir parçası olarak bütünleşik öneriler ve plan notlarıyla sunulmasını istiyoruz. Çünkü ama devam ediyorum. Şimdi iklim değişikliğini azaltma temelinde peyzaj mimarlığı stratejilerine, başlıklara değineceğiz. Burada da yararlanmasını istedim. Özellikle Yüksel Erbey sizin birim kent estetiğiydi. Kübra Hanım'ın olduğu birim, Cüneyt Başkanımızın olduğu birimler müthiş önemli. Çünkü bu stratejilerden bir takım kriter ve çalışmalar alacaklar. Park bahçelerin bildiğini tahmin ediyorum. Çünkü onlar da doğa temelli çalışmak zorundadırlar. Şimdi önce bu işin bir merdiven şeması var. Ne yapacağız? Tasarımlarda iklim pozitif tasarım dediğimiz yaklaşımlar var. Sünger şehir kavramları, artık dünya bunu konuşuyor. Sünger gibi suyla oynayacağız, sıkacağız. Sünger gibi emeceğiz, onları yararlı yerlere göndereceğiz. Kentsel ısı etkisi adasını azaltacağız. Atık yönetimine dönüşümleri sağlayacağız. Temiz hava olmazsa olmazımız, yenilenebilir kaynak yönetimi. Fırsatlarımız var. Master planlar yapacağız. İmar yönetmeliklerindeki ve imar planlarındaki fırsatları kullanacak.
Biz Büyükşehir Belediyesi'ndeyiz. Ya başkanım, ben Nilüfer'de de biz deyip duruyorum. Şimdi gidip gene biz diyeceğim. Büyükşehir Belediyesi'nin mentorluğu ve 17 ilçenin başında olduğunu, bu işin lideri olduğunu, farkındalığını hissetmesi ve hissettirmesi lazım. Dolayısıyla bu fırsatlar kısmı, basamağı çok önemli ve bunun en üst basamağında da iklim adaptasyonu tarihlerini verecek. Çıkacak Ali Nur Başkan, biz bu savunuculuğu yapıyoruz, 17 ilçe, siz de bu genelgelerle, bu yönetmeliklerle, meclis kararlarıyla uygulamayı denetliyoruz. Bu ilgili müdürlükleri de, yani insan kaynaklarınızı da onlara hizmetlerine sunup, işte size tasarım ilkeleri, işte size ihaleye çıkma şartları, çıkamıyorsanız ben çıkacağım deyip, bu işin mentorluğunu ve savunuculuğunu yapma noktasında Bursa'yı ön plana getireceğiz. Çünkü 2015'te Paris Anlaşması imzaladı. 55 ülkenin içindeyiz, 55'in üzerinde. Ama parlamentodan geçmedi. Bunun da parayla ilgili bir sebebi var. Çünkü Amerika ve Çin'de yaşattıkları bu %40 emisyon sera gazı, bunun bedelini ödeyecekler parasal olarak. Çok büyük paralar. Yani böyle bir geri dönmeyeceğimizi tahmin ediyorum ama parlamentodan Cumhurbaşkanlığı imzasıyla henüz bu iklim değişikliği adaptasyonu ile ilgili anlaşmamız şöyle altı imzalı değil ama parlamentoda bekliyor. Ama biz imzalanmış gibi eylem planlarımız ve kafamızı o imzaya bağlı kılmayacağız. Çünkü bizim en önemli özelliklerimizden biri bölgesel ve yerel olma hakkımız var. Bunun da farkında olmamız. Yapmazsa yapmasınlar. Biz böyle yapıyoruz. Bizim coğrafyamız, bizim Bursa'mız, nefes aldığımız yer, vatandaşlarımız, topluluklarımız, buna uygun isteklerimiz bu diyeceğiz. Dolayısıyla bunları anlattığımı düşünüyorum. Neler söyledik, bunları da ulaşım vesaire konularında Yıldız Başkan anlattı. Özellikle kent içinde ormanlar, sulak alanlar, otlaklar gibi karbon tutucu alanları ve bu arazilerin çoğalmasını savunacağız. Bir defa çok bir şey yapmanız, demin Buski için tebrik ve teşekkür ediyorum, Ayvalı Deresi için. Ya bir şey yapıyor olmak, ya mesela ben annem yemek yaptığı zaman böyle kendim böyle çok süslü yaptığımda olmuyor ama az çoktur arkadaşlar. Yani bir kuru fasulye pilav yaparsın, bir de turşun olur. 10 numara yemektir. Az ama çok iş. Yani bir yerde burayı şuraya bağlayacağım. Proje yapıyoruz deyince bildiğiniz entel dantel her şeyi yüklemek zorunda falan. Öyle bir şey yok. O sekileri aralarına ahşap koysanız müteahhitler mi daralır? Ya bırakın bir süre daralsınlar ya. Bırakın da biz inandığımız gibi bir şeyler yapalım. Yani ihaleye çıktık diye sizin betondan yaptığınız çiçeklerin peşinde koşmak zorunda mıyız? Yapmayın. Yapmak zorunda değilsiniz. Yapmayın. Bunun kimseye bir estetiği de yok. Ya başkanım, ben kaptırdım diye öyle söylüyorum ama yapmayın. Dolayısıyla bu kafayla hakikaten ödül alırsınız. Çünkü dünya ve Dünya Sağlık Örgütü bu temelde yaklaşımlara ödül veriyor, teşvik veriyor ve bunları istiyor. Evet, devlet su işleri de bize oranın bir takım kriterleri, dere yatakları için, yoncalardaki ağaçlar için, bir afet anında ağaçlar da sürükleyici, su tutucu etkiler yaratıyorsa, yoncalar atın, bırakın çıksın, yeşillensin, kendi kafasını eğsin, büksün, çiçeklensin, gitsin, bir şeyler olsun. Kendi döngüsünde olsun. Evet. İklim pozitif tasarımda da bu detayları söyledik. Dünyada dayanıklı şehirler için 11 kriter, tasarım kriteri söylüyorlar. Özellikle Kübra'nın bu tasarım rehberinde sizler biliyorsunuzdur. Mutlaka temel ilkelerimiz olacak. Çünkü ben bu ilkeleri bulmadım. Sonuçta bu makaleleri tarıyoruz. Ve dünyada
bizim benzer meslek gruplarının ortaklaştırdığı kriterler var. Ama tek düze, çok özetle söylüyorum, tek düze monoton planlar yapmayacağız. Şu kafaları değiştireceğiz. Yürüyerek ulaşılabilen kentler icra edeceğiz. Transit ulaşımları birbirine entegre edeceğiz. Mahalle ve toplum kimliğini bir şeylere özenerek değil, kendimizi bilerek, önce bir kendimizi bileceğiz. Burada bazı kriterler var. Günlük yaşam ihtiyaçlarımızı görebileceğimiz 500 metreye kadar o çapta ne yapabiliriz? Bunlara bakacağız. Doğal sistemlerin etkilerini bu proje alanında ölçeceğiz. Enerji verimliliğini artırmak için, karbon ayak izlerini, çevresel ayak izlerini azaltmak için imalat, nakliye vesaire gidip Kars'tan bilmem ne ürününü beğendiniz buraya getirtmeyeceksiniz. Bilmem, uzak doğu diyoruz, uzak doğu artık. Bursa'nın çevresinde 200 kilometreyi baz alacağız. Ya Bursa'da bir şeyler var, çıkıyor dağı taşı, taş, toprak, bitki, bakacağız. Gelmeyin yeşil, işte bazaltı var, Deliçay'a gidip taş toplayacağız. Ama gidip Kars'tan taş getirmeyeceğiz. Ankara'dan bilmem andesit getirmek zorunda değilsiniz yani. Bırakın Ankara yapsın dağını taşını, zaten orada binalara kadar görürsünüz. Oraya, orada olduğunuzu bilirsiniz. Yani burada mecbur musunuz Ankara taşı kullanmaya? Değiliz yani. Zorlamayın. Bazı anahtar şeyler var. Zorlamayın. Doğa temelli olun filan gibi. Bunlar da kendi kendine çıkıyor. Sonra kalkınma planlarındaki bir takım aktif katılımları mutlaka uygulayın. Yani şu andaki şey için minnettarım. Bakın biz bize bile burada bir şeyler geçiyor. Bir bilgiler geçiyor. Ben burada bir şeye feryat ediyorum ama siz de gittiğiniz yerde evinize giderken bahçenizden geçiyorsunuz. Evinizde, mutfağınızda, salonunuzda bitkiler var. Ya her şeyden önemlisi pandemi bize neler öğretti? Nasıl tüketildiğini gördük yani. Bunun daha ötesi yok. Ve 10. maddede ne demişler? İklim değişikliği, tasarımları, sarı gazı emisyonlarını, altyapı sistemlerini, bunların kriterlerine göre yapacağız. Hizmet maliyetlerini düşüren işler yapacağız. Bunun için de gurur duyacağız. Böyle cimri olacağız. Ne bileyim, israf etmeyen filan diyecekler. Bu ski cimri ama mesela hala devam ediyor mu o halleriniz bilmiyorum. Yani biz eskiden bu skiye böyle cimri para vermez, paralarını sever bilirdik. Öyle misiniz genel sektörde? Şimdi alıyoruz değil mi ama biz? Bitti o defun dönemler. Ama gerçekten cimri olacağız. Düşünün, ya sen yenilikçi değil misin, modern düşün. Hayır, değilim kardeşim. Değil. Değil olmak ayıp değil. Böyle düşünme mesela. Güle güle gitsin. Araklamayacak kimse bizim fikirlerimizi. Gelin, kandırmayacak. Kim? İşte projem var deyip her keşif sahibi anlatmayacak. Biz önce farkında olacağız. Evet, yavru suyu hasatları, bunların detayları size aktaracağım. Tek tek toplantı katılımcıları var. Umarım ilgi gösterirsiniz. Çünkü biz peyzaj mimarları diyoruz ki bu yağmur suyuyla ilgili gökten yağan bir damla yağmurun bile yerin içine gitmesi lazım. Önce benim için toprağa gidecek. Bunun için de biz ve ben yere bakarak yürürken eğimleri hesaplanmış mı bu alanın? Bu su, yani yağmur yağıyor, seller akıyor, ben drenaj planına bakıyorum alandaki. Bu su nereye gidiyor? Yağmur suyu kanallarına mı gidiyor? Oradan havzalara mı boşalıyor? Ve birçoğunun yaptığı yanlış kanallara mı bağlanıyor bu yağmur suları? Ne oluyor? Ama önce toprağa gitmesi için ne yapmalıyız? Demek ki toprağa gitmesi için de önemli tasarım kriterleri var. Bir takım toprakta mesela şu fotoğrafta görüyorsunuz, her taraf betonken yırtıklar oluşturacaksınız toprağın içine. Benim döşemem kalkar derse Yükseler Bey, diyeceğiz ki kalkarsa kalksın, seneye bir daha yaparız. İnşaat mühendisleri bayılır o katmanlarına, malzemeleri su almasın. Benim döşemem kabaracak.
Kabarsın, ne olur, ölüm mü var ucunda? Dünya bitiyor, kabarsın. Stabilize yapalım, ne olur. Ama tabii bunlar ne olur dediğinde müteahhide gitmeyen paralar onların. Bu kafalar değişirse 5 yılda Bursa bambaşka bir Bursa olur. Şimdi arkadaşlar, bir ağaç deyip geçmeyin dediğimiz bu başlıkta da çok önemli bir şey var. Biliyorsunuz imar yönetmeliğinde 30 metrekareye bir ağaç dikmek zorunlu. Kim dikiyor? İlçeler diktirmek zorunda. Kim uyguluyor bunu? Nilüfer Belediyesi, İnegöl Belediyesi, Mudanya Belediyesi, 17 ilçe için çırpınıp duruyorum. Bizim yönetmeliğimizin mi? Şimdi imar yönetmeliği var. Büyükşehir Belediyesi'nin imar yönetmeliği. Ve bölgelere diyor ki, planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde. Bakanlığı yayınladı. Bizde de o değiştirilemez maddelerde. Tabii. Ama diyor ki sana değiştirmen için. Büyükşehir'in bir imar yönetmeliği var. Bir de ilçelerin de aynı imar yönetmeliği yok, var mı? Yok. Hepsi bir imar yönetmeliği tabi. Bir de şey var. Plansız alanlar imar yönetmeliği var. Köylerde ona göre işlem yapıyor. Şey, kanunu düzenlemiş. Şey, yönetmelik de düzenlemiş. Bakanlığı çıkardığı yönetmelik düzenlemiş. Ya aslında bizim Büyükşehir Yönetmeliği'ni de bakanlık çıkarıyor. Bizim farkımız onu değiştirilebilir kısımları, değiştirilemez kısımları var. Değiştirilemez kısımları aynı. Değiştirilebilir hükümleri de biz şehrin özelliklerine göre düzenliyoruz. Ve aslında özü aynı. Diyor ki, ben sana diyor 30 metrekareye bir ağaç, yani bir ağaca hesap ediyor tacıyla falan bir ağaç şöyle baba. Bir 30 metrekareye bir tane dikersen, ama ağaç gibi ağaç dikeceksin öyle. Bazı yollarda diktiğiniz bu da park bahçelere gitsin. Yürcan seni ilgilendirmiyor ama önceden yapıldı bu hatalar. Böyle ticli zakkumlar bilmem neler. Ağaç değildir. Ağaç diye yollara falan dikmeye kalkmayın. Artık bu bir insanlık suçudur diyorum. Yani bırak kent suçu, insan olma haline suçtur, dikmeyin. Bunlar ağaç değil. Zorunda da değilsiniz. Mesela şeyde yani Nilüfer, İnegöl, Mudanya bunlar nereye diktiriyorlar? Şimdi şöyle, bahçeye. Siz konut yani yapıyorsunuz. Kendi planı olduğu yere. Götürdünüz konut yapmak için mimari projeyle birlikte peyzaj projesi sorumluluğunda kriterler var. Ama bir peyzaj projesine baktığınızda ben hayran oluyorum. Çünkü neden hayran oluyorum? Sulama projesi, drenaj planları, yağmur suyunun hani damlasını soruyorsun, ağaç gibi ağaç dikmiş mi, 30 metrekareye bir ağaç hesabı, erişilebilirlik. Bir tek biz denetliyoruz. 140 sayfalık erişilebilirlik izleme denetleme yönetmeliği var. Ve bu yönetmeliğin tüm maddeleri, buraya kolçak kaç santime konulacak, yürürken ben işte kafama göre bank koyamam efendim. Biz koyamayız. Tasarımcı bir mimar koyuyor, koyamazsın. Arkasını yaslanacak engelli erişimi denen bir şey var. Ya da yaslanabilir yapacaksın. Oraya bir yerden çıkaracaksın vesaire vesaire. Bunların hepsi hani dedim ya, buradan evinizde buradaki şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye değil. Neyin nerede olduğunu bilin. Bir kuşun derdini ornitolog bulmanız gerektiğini bilin. İşte ne bileyim, bir atık yönetiminde çevre mühendisini aramanız, ne yapalım diye birlikte sormanız gerektiğini bilin. Bir orman mühendisine ne zaman ne sormanız gerektiğini bilin ama peyzaj mimarının da değerini ve bu kafada olduğunu bilin. Bizim meselemiz bir tanecik ağaç olmadığını bilin istiyorum. Ve dediğim gibi bir önce, varsa etrafınızda peyzaj mimarı, çocuklarınız, yeğenleriniz, arkadaşlarınız ne kadar kıymetli bir bilim okuduklarını farkında olun. Ve burada da kullanın diye söylüyorum. Evet, bunun kentlere etkilerini keşfetmek zor değil dedik. Bunun plancı arkadaşlarımız burada ve planlamanın da başında olduğu için Firdun Bey son derece size olumlu etkilerini yansıtacak mega planlar yapacaktır diye düşünüyoruz. Yerel malzemeleri anlattık. Lütfen yerel malzemelerinizden yararlanın. Karbon emisyonları ile ilgili sert zemin geçirgenliklerini, gri zeminleri azaltma, doğal malzeme, kırma taşlar, geçirimli su yüzeyleri, genotipe uygun yapraklı bitki türleri kullanımı, lütfen çim alanlar konusunda artık biraz, hani Mevlana demiş ya, geçmişe dair sözler bitti canımcağızım, artık ileriye dönüp yeni cümleler kurmak lazım. Bitti, biz de çim alanları size 7 tane kralından
en alt türleriyle sayayım ama çim alanlar artık su ihtiyacı nedeniyle zor. Yulaf dikin, macar fiyi dikin, bir gülsünler, bizim de gözümüz alışsın. Şu macar fiyinin mor çiçeklerini görelim. Sonra sararsın, sonra yeşersin, ne olur ki? Bir keresinde Fransa'ya gitmiştik. Yine teşekkür ediyorum, belediyenin imkanıyla gitmiştik. O zaman Bursa Büyükşehir'deydi. Beni de o zaman Erdoğan Bilen Sert... Ben gidemedim Erdoğan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne. Gene gidemedim başkanım ya. Sizin Abdül Kerim de mesela mesaj atıyor, Moskova'ya gitti o da. Sürekli mesaj atıyor yani. Yani boş durmuyorum, çalışıyorum. Ama buradaki teşekkürüm şu... Sene 2000... Erdoğan Bilenser zamanıydı. Erdoğan Bey diyor ki bu giden ekiple Necdan'ın da gitsin. Peyzaj mimarı sürekli kitap istiyor zaten. Ben gittim ki belediyenin yurt dışına. Neredeyse yurt dışında kaldı var. Neyen var mı? Öyle söyleyeyim. Değil mi? Fuar falan da var. Yurt dışına gitmeyen var mı belediyeyle? Fuarcılık. Bizim kurduk. Bir Gürcan'da sen ben kalmışız. İnşallah gidersiniz. Aslında anlatmak istediğim şuydu. Hani içim alanlar. Sivrisinek ilaçlamayla ilgili firma götürüyor bu sanıyorum. Biz de, ben de Eşantiyon'dan gittiğimi biliyorum açıkçası. Çünkü Erdoğan Bey dedi ki Necdan'ın da gidecek. O zaman Çevre Koruma Daire Başkanı vardı. Necdan'ın ne işi var filan. Erdoğan Bilenser kazandı. Sen misin başkan, ben miyim? Gidecek demiş. Fakat o kadar nemalandım ki ben. Çünkü görme her şey. Görmek yulaf çok önemli. Macar fiyini normal çim tohumuyla mı karıştırıyoruz? Çim tohumu atmıyoruz, yulaf atıyoruz. Macar fiyi aralarında yulaf yeşilken macar fiyi de mor rengiyle öyle bir etki veriyor ki böyle bir tarlalar görüyorsunuz. Ve o deminki anlattığım örnekte yolda giderken otobüsle o zaman lavantalar vardı. Bu etkiyi yaratmış. Yer gök mavi, yer mosmor. Yani bunların etkilerini bilmek zorundayız. Kimse biz macar fiyi diktik, ektik diye bizi kınamaz. Denemekten bir şey olmaz. Bunu konuşuyoruz artık. Hani geleceğe dönüp biz de yeni cümleler kuruyoruz. Düne dair çimi biz de bitirmeye çalışıyoruz. Yani çim attılar, o büyüklenmiyorum, ben de aynı şeyi yapıyordum. Ama artık ben de yapmama kafasındayım. Evet. Daha önce de söyledim, her canlının yaşama hakkına saygı duyacağız ve doğanın kendisi zaten akıllı, olmazsa olmaz demeyeceğiz, kalacaksa kalacak. Ben burada bir Atatürk'ün Yalova'daki köşk örneğini verdim. Hikmet Şahin'in de bazı örnekleri vardı, Merinos'ta benim için ilham veren, birlikte çalıştığımız dönemde. Yani o projenin kaldırın atın demediği, hani bazen düşünürsün ya, ben olsam ne yapardım o kişinin, o karar verenin yerinde? İşte bunu düşünmek lazım. Ben olsam ne yapardım? Kesin onu, kaldırın onu, ya o da neymiş diyen kafalardan olmamak lazım. Evet, bitireceğim arkadaşlar, çok az kaldı. Birlikte üretmeyi önemsiyoruz. Bizi çağırdığınızda gelmezsek hesap sorun ama siz yapıp bizi çağırmazsanız bütün kamuoyuna sizi... Biz şikayet ederiz bunu, yani vatandaşa ederiz anlamında ki ettik biliyorsunuz, tabii kötü niyetle değil. Evet, kafamızı değiştireceğiz ve burada birkaç bilgiden bahsetmek istedim. Karbon nötr hale gelmesi için de böyle, hani bugün yaptım, iki sene sonra bir şeyler değişiyor diye asla böyle bir süre yok. Yüzyıllar süren süreler var bu karbon meselesinde ama 20 yılda etkilerini görebileceğimiz, ilk 5 yılda da belediyelere müjdeler olsun, 5 yıllık görev süreçleri olduğu için. Bakın 2050'ye kadar yapılan araştırmalarda atmosferden net 1 milyar ton karbon çekilebileceği araştırmalar sonucunda aktarılıyor. Bakın mesela burada bir cadde var. Böyle yırtıklar oluşturarak yeşil caddeler yapabiliriz, yeşil çatılar yapabiliriz. İşte yağmur suyu çıkışlarını öyle gelişigüzel sersemillere değil, olması gitmesi gereken yerlere verebiliriz. Su kıymetli, buharlaşıp uçmayacak. Yerin altına, toprağa gidecek. Ne yaparsak yapalım. O toprağı yırtacağız, o sersemilleri betonların arasına bitkileri yerleştirebilecek alanlar yapacağız. Bakın aşama aşama
Ağaç dikeceğiz ya, çok bir şey değil. Yani mikro makro çalışmalar var. Ölçme değerlendirmeyi yapacaksınız ama minimum şeyler, bakın sersemillere bir alanın başka türlü tasarımlanması mümkün. Bunları uygulamak hiç de zor değil. Ufacık şeylerden başlayacaksınız. Evet, özellikle büyük şehirlerin benim açımdan gördüğüm en önemli fırsatları şu, imar planları. Kim yapıyor? Master planlar bizde. Ekolojik koridor alanları, master planlar, yeşil altyapı temelli plan notları yazacaksınız. Yapacaklar. İmar yönetmelikleri, ilçelerin koordinasyon gücünü, coğrafyamıza göre, özellikle coğrafyamız var. Her bölgeye ayrı ayrı kentsel tasarım rehberi ve kriterlerinin çıkarılması. Türkiye'de, dünyada belki sayılıdır, Türkiye'de birinci diyorum, iddia ediyorum, arkasında duruyorum ama İstanbul'dan sonra dersem de daha doğru olur. Coğrafi bilgi sistemleri konusunda Cüneyt Başkan'ın yüzüne değil, kendim içinden geldim. Müthiş bir gücünüz var, müthiş bir sistem var. Verdiğiniz dosyaları açamıyorum, daha ötesi yok. Yok yani, yok. Her seferinde dolayısıyla mentor sizsiniz. Ağaç türleri çeşitliliği, Uludağ ekosistemi, dünyada tekten, bunu unutmayacağız. Bitkiyi yetiştirme avantajlarımızı kullanacağız. Ve sonuç, bitiriyorum. Son 5 dakika diyorum. Sonuçta bir şey anlatmayacağım, bir tek video var. Bu kadar. Hepimiz aynı gemideyiz. Batarsak, şuradan uçarsak birlikte uçarız. Başka şey yok yani. Bakayım şurada da bir şey vardı, şu hoşuma gitti. Yükseler de dedi ki şuranın altına bir tane ne yapalım dedi. Bir tane müze yapalım değil mi? Çay bahçesi. Hayal edelim, bir çay bahçemiz olsun. Evet, bizim ortak görüş deklarasyonlarımız bu şekilde. Bilgi için telefonlarımızı alabilirsiniz. Bizden notlarımızı isteyebilirsiniz. Katkımız olur olmaz ama iyi dinleriz, çabalarız. Çalışkan bir topluluğuz. Bunun için sizlerle aynı kentimiz için mücadele ederiz ve başarmak için birlikte yol alırız. Evet, bir ufacık da video var. Çok kısa, 2,5 dakikalık bir şey. Ama bu sunumdan sonra pek ihtiyaç kalmadığını düşünüyorum ama sabah sizin için hazırladığımdan dolayı. Ağaçlar dikilince kentin silüeti çok değişiyor. Bitişik nizam bile olsa ama bu binalardakiler şunu korktuğunda belediye korkuyor. Aa, benim manzaram bozuluyor. Bir şey bozuluyor. Kavak ağacı var. Kanada kavak. Şeye benziyor değil mi? Ak kavaklara. Tabii bu animasyon olduğu için. Ama böyle şınarı, şunu bunu adam akıllı ağaç gibi ağaç dikmeye korkmamak lazım. Bakın 3 kat yüksekliğe çıkıyor. Neredeyse en az 9 metre. Biz sanayileşmeyelim demiyoruz. Kentleşmenin içindeki çözümleri sunabiliriz diyoruz. Ağaç dikiyorsun, görüyorsunuz.
kentsel ısı adalarının etkisini azaltmak için fırsatlar. O ölçümleri yaptığınızda müthiş ilham verecek bu gibi çözümler. Çok diyeyim, 70'e 70 bir açıklıkta. Bakın kökenleri kurtardıktan sonra ağacın benleşiyor. Allah sulayacak, o kendini kurtaracak. Bir de kesmeyelim yeter. Halkla birlikte bunu yapıyorlar. Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği'nin videosundan kestim ve montajladım. Ama en sondaki bizim lafımız.